Evet arkadaşlarım, biyografi öğretici metin türleri içinde yer alır. Biyografinin diğer adı yaşam öyküsüdür. Zaten bu zamana kadar duymuşsunuzdur. Alanında ün salmış kişilerin hayat hikayelerinin başkaları tarafından ayrıntılı bir biçimde anlatıldığı yazı türüne biyografi, yani yaşam öyküsü adı verilir. Biyografide arkadaşlarım, kamera zorunlu değil Tuğanacığım. Sorular kısmında ben zaten konuşturacağım. Daha önce de söylemiştim. Güveniyorum Tamamdır. size. Derse geliyorsanız eğer, oturuyorsanız dersin başına, kamerayla ben size güvenmem. Yani kamera serbest değil. Şey, zorunlu değil. Yani istiyorsanız açın, istiyorsanız açmayın. Tamam mı? Tamam Kızınız hocam. rahat ediyorsanız öyle yapın. Yeter ki dinleyin. Şimdi arkadaşlarım, biyografide şunu unutmayın. Alanında ün salmış kişilerin hayat hikayeleri bir başkası tarafından ayrıntılı bir biçimde yazılır. Otobiyografide ise arkadaşlar biraz sonra işleyeceğiz. Otobiyografide ise alanında ün salmış kişilerin kendi yaşam hikayesi kendi kaleminden yazılır. Mesela ben bir ünlü edebiyatçıyım. Diyelim ben Namık Kemal'im. Ben kendi yaşam hikayemi anlatırsam otobiyografi yazmış olurum. Ama Çınar Ege'de mesela başka bir edebiyatçı. Ben de ün salmış bir edebiyatçıyım. Çınar Ege de öyle. Çınar Ege eğer benim hayatımı yazarsa ayrıntılı bir şekilde o biyografi yazmış olur. Bir başkasının alanında ün salmış, bir başkasının hayatını kaleme almış olur. Eğer Çınar Ege kendi hayatını yazarsa o otobiyografi olur. Bunu unutmayın. Anlatımda kronolojik sıra takip edilir. Yani olaylar tarihe göre verilir. Tarih sırasına göre verilir. Anlatılan hikayeler gerçekçidir. Hayali unsurlar barındırmaz. Başkaları tarafından anlatıldığında biyografide üçüncü kişi ağzıyla olaylar anlatılır. Şimdi biyografi örneği okuyayım ben size. Bakın bu biyografide alanında ün salmış bir kişinin hayat hikayesi bir başkası tarafından ayrıntılı bir biçimde anlatılıyor. Türk şiirinin en önemli isimlerinden biri olan Turgut Uyar, 4 Ağustos 1927 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlkokulu İstanbul'da tamamlayan Turgut Uyar, daha sonra Konya Askeri Okulu, Işıklar Askeri Lisesi 1946 ve Askeri Memurlar Okulu'nda 1947 okudu. Bu okulları bitirdikten sonra askeri memur olarak çalışmaya başladı. Posof'ta yay ayraç içinde o zaman Kars'a, günümüzde Ardahan'a bağlı bir ilçe Posof, 4 yıl kaldıktan sonra Samsun'a gönderildi. 2 yılda burada askeri memur olarak görev yapan ünlü şair, Ankara'daki 4 yıllık görevinin ardından 1958 yılında memurluk görevinden istifa etti. Askerlik mesleğinin ona göre olmadığını düşünen ve severek yapmadığını dile getiren Turgut Uyar, istifasının ardından Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikalarının SEKA Ankara Şubesi'nde çalışmaya başladı. 1967 yılına kadar burada çalışan ünlü şair, emekli olduktan sonra Ankara'dan ayrılarak İstanbul'a taşındı. Öğrencilik yıllarında ailesinin zoruyla bir evlilik yapmıştı. Bekir Tunga, Semiramis ve Şeyda adında 3 çocuğu olan bu evlilik boşanmayla sonuçlandı. Uyar'ın ikinci evliliği ise hepimizin bildiği o büyük aşkı Tomris Uyar ile oldu. Gördüğünüz gibi Turgut Uyar arkadaşlar normalde Cumhuriyet dönemi ikinci yeni akımı var edebiyatta. Tanınmış bir edebiyatçı Turgut Uyar. Turgut Uyar'ın hayat hikayesi, yani alanında ün salmış olan Turgut Uyar'ın hayat hikayesi bir başkası tarafından ayrıntılı bir şekilde anlatılmış bir yazıda. Buna ne deriz biz? Biyografi deriz. Yani yaşam öyküsü deriz. Biyografi ile otobiyografi farkını unutmayın. Karşınıza çıkar. Otobiyografi ne demekti? Yani öz yaşam öyküsü ne demekti? Alanında ün salmış kişilerin kendi yaşam hikayesini kendisinin kaleme aldığı eserlere otobiyografi denir. Diyelim ki Çınar Ege
alanında ün salmış bir edebiyatçı. Çınar Ege kendi yaşam hikayesini kendisi kaleme alarak anlatıyor. Buna otobiyografi denir. Eğer Çınar Ege gidip Turgut Uyar'ın hayat hikayesini anlatırsa biyografi yaptır. Otobiyografilerde anlatım birinci kişi ağzıyla yapılır ve otobiyografilerde kaynak kişinin, yani yazarın kaynağı kişinin kendisi ve ailesidir. Anlaşıldı değil mi? 1979'da bakın otobiyografi örneği. 1979'da İzmir'de doğdum. Tüm öğrenim hayatımı doğduğum şehirde tamamladım. Lisans eğitimi sırasında edebiyata olan tutkum daha da arttı. Bu tutkum okumanın da ötesine geçti ve yazmaya başladım. Böylelikle lisans eğitimim bitmeden ilk kitabım basıldı. Bu mutluluğun tarifini anlatmam imkansız. Bir kez daha tekrar ediyoruz. Otobiyografinin diğer adı öz yaşam öyküsü. Otobiyografide alanında ün salmış kişi kendi yaşam hikayesini kendisi kaleme alır. Ama biyografide ise alanında ün salmış kişilerin hayat hikayeleri bir başkası tarafından kaleme alınır. Ay, unutmayın arkadaşlar. Vallahi düşün. Hayır, evet. Ben de onu sordum sen geçen. Ben neden? Şimdi arkadaşlarım. Çiçekler. Dört tane örneğimiz var. Bu dört örneğin sorusuna bakalım. Belki aşağıdaki metinlerin hangi edebi türlere ait olduklarını altlarına yazalım. Şimdi biz bu paragrafları okuyacağız. Kafamdan söylüyorum. Sakın kafanız karışmasın. Mesela A'yı okuyacağız. A'ya örneğin fıkra diyeceğiz. B'ye masal diyeceğiz. C'ye destan diyeceğiz. Hani hangi edebi türdür? Onları bulacağız. Ben A'yı okuyacağım. Okurken siz de düşünün, tamam mı arkadaşlar? Hangi edebi türdür? Yani bu romandan mı, hikayeden mi alınmış, destandan mı alınmış veya biyografi mi, otobiyografi mi, onları bulacağız. 21 Nisan 1955 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Mardinli bir ailenin çocuğu olan Murat Han Mungan'ın babası avukat İsmail Mungan, annesi Habibe Mungan'dır. İlk orta ve lise yılları Mardin'de geçti. Mardin Lisesi'nden mezun oldu. Mardin, eserlerinde sıkça kullandığı mekanlardan birisidir. Bu çevrenin taşıdığı farklı kültürel yapıyı, insan olgusunu eserlerine başarılı bir şekilde yansıttı. Sizden isteğim, bana cevaplarınızı yazarak bildirin. Hani sesli olduğunda kafanız karışıyor. Ben açıyorum buradan chat'i. Lütfen birazcık düşünün. Herkes düşünsün ve cevabını yazsın bana. Bu A'da okuduğum kısa metin sizce hangi edebi türden, hangi türden alınmış? Roman mı, hikaye mi, anı mı, günlük mü, biyografi mi, otobiyografi mi? Bunların hepsini işledik biliyorsunuz. Evet, bir dakika düşünme süresi veriyorum. Lütfen doğru ya da yanlış herkes bir cevap yazsın. Halil'ciğim gördüm cevabını. Hocam benim şarjım çok az da ben şimdi tabletten girsem olur mu? Olur canım, peki olur. Hemen geliyorum. Tamam canım. Alperen otobiyografi demiş. Şimdi Alperen'ciğim otobiyografide, bak otobiyografide Alperen'ciğim alanında ün salmış bir edebiyatçının hayatı kendisi tarafından kaleme alınır. Mesela Alperen, sen çok ünlü bir edebiyatçısın, sanatçısın. Sen kendi hayatını kaleme alırsan otobiyografi yazmış olursun Alperen. Eğer sen gidip de, sen de mesela çok ünlü bir edebiyatçısın, ben de çok ünlü bir edebiyatçıyım. Sen kendi hayatını değil de benim hayatımı yazarsan o zaman biyografi yazmış olursun. Onu düşün bir kere daha. Şimdi arkadaşlarım, bu parçada ne anlatıyor? 21 Nisan 1955 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldim demiyor. Geldi diyor, o geldi diyor. Mardinli bir ailenin çocuğu olan Murat Han Mungan'ın babası, avukat İsmail Mungan, annesi Habibe Mungan'dır. Alanında ün salmış Murat Han Mungan'ın hayatını anlatıyor.
O zaman cevabımız ne olur? Tabii ki biyografi yaşam öyküsü olur. Tamam mı? Alperen eğer otobiyografi olsaydı Murat Anmul'dan kendi hayatını anlatırdı. Öyle aklında kalsın. Mesela biraz önce söylediğim gibi sen diyelim çok ünlü bir yazarsın Alperen. Eğer kendi hayatını yazarsan otobiyografi olur. Eğer ünlü başka birinin hayatını yazarsan o zaman biyografi olur. Burada bir başka ün salmış bir başka kişinin hayatı anlatıldığı için biyografi yaşam öyküsüdür. Şimdi Bursa'ya geçiyorum. Tamamdır Alperen, aferin. Şimdi Bursa'ya geçiyorum. Ben okurken siz düşünün. Anneyle Sevgi'nin konuşmaları var. Anne diyor ki, kızım hadi hazırlan da çıkalım artık. Sevgi, tamam anne geldim. Anne, kızım 2 saattir aynı şeyi söylüyorsun. İnsanları bekletmek ayıp olur. Sevgi, haklısın anne geldim. Sizce bu metin hangi edebi türden alınmıştır? Düşünün bakalım. Aferin. Cevapları görüyorum. Bu metnin bir başka benzerini Halil'e okutmuştum. Galiba oradan aklımda kaldı. Hocam onu hatırlatmayın bana ya. Neden? Hocam hayatımda ben tüt diye bir şey demedim ki küçüklüğümden beri. Olsun. Beraber şey yaptık ama eğlendik, güldük değil mi? Eğlenmiş, gülmüş olduk. Hani çocuk sesi çıkarmak veya çocukların oynarken çıkardığı sesleri söylemek bence kötü bir şey değil ki. Evet. Halil'den başka cevap vermek isteyen var mı? Evet, diğer arkadaşlarım da lütfen yazsın. Yazayım hocam. Hadi bakalım. O zaman açıyorum cevabını. Çınar Ege. Bursa. Yanlış mı hocam? Çınar Ege'cim sence bu otobiyografi mi Bursa'daki? Anneyle Sevgi karşılıklı konuşmuş. Karşılıklı konuşmadan alınan bir metin. Tabii ki tiyatro. Halil'in dediği gibi tiyatro. Tiyatro metinlerinde genellikle diyaloglar yok muydu? Karşılıklı konuşmalar evet, vardı. Evet. Hatırladınız mı? Evet, diğerini okuyalım bakalım. C'yi okuyayım. Siz de düşünün. Ankara Kalesi telsiz direkleri ve bir tünel. Yarım dakika karanlık. Ankara geride kaldı. Bu yol bütün Bozkır'ı geçer. Karadeniz'e dek ulaşır. İsmet Paşa yıllardır fikir döktü, ray döşedi. Şimdi ben bu ray üstünden fikir taşıyan kültür savaşının zırhlı trenine yetişmek için kilometrelerin sekişini sayıyorum tren yolunda. Gezici eğitim sergisi Kırıkkale istasyonunda. Sizce bu metin hangi edebi türden alınmıştır? Hangi edebi türdür sizce bu metin? Hocam bir daha edebi türlerini söyler misiniz? Mesela aklıma gelenleri söylüyorum. Sadece işlediklerimizi söylüyorum, tamam mı? Roman, hikaye, masal, fable, tiyatro, efsane, başka düşünüyorum. Otobiyografi, biyografi, anı, günlük. Bunlar işlediklerimiz. Bir de şey gezi yazısı da vardı. Onu unuttum. Roman, hikaye, hocam, fable, bu efsane, anı, günlük, gezi yazısı, otobiyografi, biyografi, bir de tiyatro. Bunları işlemiştik. Hocam gezi yazısı denemelik mi oluyordu? Gezi yazısı deneme dediğim tür ayrı, gezi yazısı ayrı. Gezi yazısının diğer adı seyahatnameydi. Yazarın yurt içi ve yurt dışı gezip gördüğü yerleri anlattığı yazı türüydü. Gezi yazısı. Evet, başka fikri olan var mı? Halil
bir cevap verdi. Ben şimdi doğru ya da yanlış demiyorum bilerek. Evet, hocam ben... Alperen anı ya da günlük olabilir diye düşünüyorum yazmış. Bu arada arkadaşlar, edebi türler ile ilgili derslerimizi de videoya çektim biliyorsunuz. Derste o zaman katılamayanlar, derste olmayanlar onu açıp dinleyebilirler. Evet, başka? Halil ve Alperen'den başka. Şimdi ben ne yazdım? Gezi yazısı olarak düşünüyorum demiş. Evet. Evet, cevabımız... Çünkü hocam yurt içini anlatıyor. Evet, yani orada Ankara ve Ankara Kalesi civarını anlatıyor. Yani belli bir yeri tanıtıyor. Gezi yazısı ne demekti? Yazarım yurt içi ya da yurt dışı gezip gördüğü yerleri anlattığı yazı türüne gezi yazısı denirdi. Mesela Evliya Çelebi'nin Erzurum'u anlatan seyahatnamesi, yani gezi yazısı. Yazar ne yapıyordu arkadaşlar? Örnek veriyorum, yazar diyelim ki İstanbul'a gidiyor. İstanbul'daki insanların yaşam şeklini, inanışlarını, yaşam tarzlarını, İstanbul'daki sokakları, İstanbul'daki tarihi yerleri, önemli yerleri yazısında anlatıyordu. Böyle yazılara biz ne diyorduk? Gezi yazısı, yani seyahatname diyorduk. Denizli'yi okuyorum. Düşünün siz bu arada. Bir sabah küçük kız çeşmeden su dolduruyormuş. Yanına yaşlı bir kadın gelmiş. Yaşlı kadın, "Günaydın güzel kızım," demiş. "Bana biraz su verir misin?" Genç kız, "Elbette nineciğim," diye karşılık vermiş. Böylece yaşlı kadına su vermiş. Oysa yaşlı kadın bir periymiş. Peri iyi kıza, "Yaptığın iyiliğe karşı sana bir armağan vereceğim. Her söz söyleyişinde ağzından değerli bir taş çıkacak," demiş. Evet, Tuana Halil, yani Tuana masal demiş. Halil hikaye demiş. Alperen masal, Çınar Ege masal. Burada şimdi bu metinde peri var. Cinler, periler, devler hangi türde vardı? Tabii ki masalda vardı. Açılmadı. Tabii ki masalda vardı. Aferin arkadaşlar. Şimdi Halil'cim, ilk okunuşta, ilk iki üç cümlede hikaye gibi görünüyor ama